Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. Eski adıyla arayış yılları ve daha eski adıyla duraklama devri. Yani 17. yüzyıl Osmanlı tarihi. Osmanlı'nın artık zirveden aşağı doğru yavaş yavaş inmeye başlayacağı süreci anlatacağız arkadaşlar. Peki Osmanlı bir fırtına gibi esti. İlk 300 yılında özellikle 1600'lere kadar Osmanlı'nın son derece hızlı bir şekilde geliştiğini ve bir cihan devletine dönüşüp dünyanın süper gücü olduğunu, bir dünya gücü olduğunu anlatmıştık. Şimdi artık ne oldu da Osmanlı o zirveden aşağı doğru inmeye başladı arkadaşlar. Evet Osmanlı'nın duraklamasının nedenleri diyoruz sevgili gençler. Duraklamayı iki ana nedene ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi iç nedenler, ikincisi dış nedenler şeklinde. Ve birincisiyle bakalım. Duraklamanın iç nedenleri. Onu da dörde ayırıyoruz arkadaşlar. Nedir onlar? Merkezi otoritenin bozulması, ordu ve donanmanın bozulması, maliyenin bozulması ve eğitimin bozulması şeklinde dört e, nedene ayırıyoruz. Peki merkezi otor otoritenin bozulmasıyla başlıyoruz. Buna ne diyoruz? Balık baştan kokar. Ne demek hocam? Yani bütün bozulmaların nedenidir. Merkezi otoritenin bozulması gençler. Evet peki neden bozuldu? Merkezi otorite baş neden bozuldu? Evet Ekber ve Erşet Kanunu ile Ekber ve Erşet Kanunu çıkarılması ve bu kanunla hanedan mensubu erkeklerin en yaşlı ve en akıllısının tahta çıkması kuralının getirilmesi. E hocam yani bunda ne var ki? Yani bu olumsuz ne getirdi? Evet, şunu getirdi. Hükümdarlıkla alakası olmadığı halde yaşa en büyük olduğu için hükümdar olanlar oldu. Sonra hanedan da büyük kalmadı. 8-10 yaşında hükümdar olmaya başladılar. Dolayısıyla ne oldu? Tecrübesiz, beceriksiz, sultanlıkla alakası olmayan kişilerin sultan olduğunu görüyoruz. Ve tecrübesiz hükümdarların ortaya ortaya çıkması, tahta çıkması anlamına geliyordu. Ve şehzadelerin sancağa gönderilmesi devlet tecrübesini uygulamalı öğrenmeleri adeta sultanlık stajı yaptıkları sancak sisteminin kaldırılması. Osmanlı'da merkezi otoriteyi bozan bir başka şey. Bir de hanım sultanların yönetime müdahalesi. Evet artık hanım sultanların da son derece aktif olduğunu Hürrem'den sonra, Hürrem'den sonra oldukça etkili hale geldiklerini görüyoruz sevgili gençler. Evet rüşvet ve iltimas. Koçi Bey'in söylediği gibi şirpençeye benzetiyor Koçi Bey. Yani ne demek? Aslan pençesi o dönemdeki adı. Yani bugünkü adı kanser devlete bir girdi mi artık bir daha onu çıkarmak oldukça zor diyor. Evet. Rüşvet ve iltimasla yeteneksiz kişilerin yönetime getirilmesi, yönetimde görevlendirilmesi. Bu da Osmanlı'yı sıkıntıya sokacak şeylerdir. Merkezi otorite bozulacak. Bu bozulunca bütün azalar bozulacak arkadaşlar. Evet. Peki ikincisi ordu ve donanmanın bozulması. Rüşvet ve iltimasla yeteneksiz kişilerin askeri kurumların başına getirilmesi ve Devşirme sisteminin bozulması arkadaşlar. Devşirme sisteminin bozulmasıyla ne bozulur? Kapıkulu ordusu. Değil mi? Yani Osmanlı'nın merkez ordusunun bozulması, ordusunun bozulması ve ve arkadaşlar tımar sisteminin bozulmasıyla neyin bozulması? Eyalet ordusunun bozulması. Evet. Yani Osmanlı'nın zaten iki ana ordusu var. Birisi Kapıkulu, diğeri eyalet. İkisinin de asker kaynağı olan devşirme ve tımar sistemleri bozulmuş. E o zaman bitti hocam bu iş. Çok zor. Evet. Ve Osmanlı ordu ve donanmasının çağın şartlarına göre donatılamaması. Yüzyıllarca şunu söyledik. Yüzyıllarca Osmanlı'yı zaferden zafere koşturan ve çağının ilerisinde bir devlet olmayı başarmayı sağlayan ordusunun da çağın ilerisinde olmasıdır. Evet dünyanın en ileri ordularının Osmanlı'da olmasıdır. Mesela Avrupa'nın ilk daimi ordusu Yeniçeriler. Osmanlı'nın kılıcı diye biliniyor. Dünyada düzen, disiplin denildi mi akla Yeniçeri Ocağı geliyordu. Ama artık bitti. O devirler bitti arkadaşlar. Evet sonra tımar sistemi bozulunca eyalet ordusu bozuldu. Çağa ayak uyduramadı tımar ordusu. Dolayısıyla geride kaldı hocam. Bundan dolayı ordu bozuldu. Evet, maliyenin bozulmasına baktığımızda yine rüşvet ve iltimasla gereksiz kişilerin gereksiz kişilerin eğitim kurum öğret e, ekonomik kurumların başına getirilmesi, rüşvet ve iltimasın yaygınlaşmasının ekonomiye verdiği zararlar. Osmanlı parasının değer kaybetmesi, coğrafi keşiflerin bir dolaylı etkisidir aynı zamanda. Savaşların çok uzun sürmesi ve masraflarının artık çok çok artması ve sonucunda da ganimet elde edilememesi. Yani savaşın masraflarının geri kazanılamaması ve üretimin üretim düzeninin azalması, tımar sisteminin bozulması, devletin gelirlerinin artma azalması. Dolayısıyla ne olur? Eh, ekonomi bozulur hocam. Evet. Peki, eğitim sisteminin bozulmasına baktığımızda rüşvet ve iltimasla eğitim açısından, bilimsel açıdan yetersiz kişilerin nereye getirilmesi Medreselerin başına getirilmesi. Neyin doğması? Beşik ulemalığının. Değil mi arkadaşlar? Evet. Beşik ulemalı. Ne demek? Alimin çocuğu alim olur. Olur mu hocam? Olmaz. Alimden zalim, zalimden alim doğabilir. Yani ne alakası var? Değil mi? Eğitimde saltanat mı yapacağız yani? Evet yapmış Osmanlı. <laughs> yani çocuk yaşta, çocuk yaşta müderris olmuşlar. Müderrisin biri evleniyor, çocuğu oluyor. Diğer müderrisler onu ayırlamaya gidiyor. Giderken çocuğa hediye olarak götürdükleri Beşik'teki çocuğa müderris diploması gençler. Ne iş? Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Dolayısıyla işte Beşik ulemalığı dediğimiz sistem maalesef bu. 15-16 yaşına geliyor, baba söylüyor. Diploması olduğu için babasının yerine geçiyor. Ee, Bir de ondan sonra cahil olduğu için bilmediği için insan bilmediğinin düşmanıdır. Bütün bilimlere düşman kesiliyor. Ondan sonra pozitif bilimlere gavur icadı deyip müfredattan çıkartıyor medreselerde. Değil mi arkadaşlar? Anlaşılan bunların dini bilimleri de yarım ki pozitif bilimlere düşman olmuşlar. Yoksa İslam'ı doğru dürüst öğrenselerdi İslam'da pozitif negatif diye ayrılmıyor bilimler. Değil mi yani? Bilim bilimdir. İnsanlığa faydalı olan her şey öğrenilmelidir buyuruluyor. Evet peki bilimi geriletiyor bütün bu uygulamalar ve bir de Osmanlı'da bilimi bozan, eğitim sistemini bozan Suhte isyanları var. Yani medrese öğrenci olayları arkadaşlar. Evet ve Osmanlı'nın geri kalmasına neden oluyor bütün bunlar sevgili gençler. Evet duraklamanın dış nedenlerine baktığımızda ise gençler ikinci ana neden devletin doğal sınırlara ulaşması. Doğal sınır ne demek? Ulaşabileceği en geniş sınırlara ulaşması. Kuzey Afrika'da bütün fetihleri tamamlamışsın hocam. Atlas Okyanusu'na ulaşmışsın. Nereye gideceksin? Daha Amerikanya'ya mı gideceksin? Değil mi arkadaşlar? Yani dolayısıyla Sahra çöllerine, Kafkas dağlarına, işte Leistan dağlık bölgesine, Yemen'e, Hint Okyanusu'na ulaşmışsın hocam. Yani buradan öte nereye gideceksin? İşte doğal sınır budur. Yani ulaşabileceği en geniş sınırlara ulaşmış. Ya sizin anlayacağınız hocam. Kızıl elma bitmiş. Kızıl elma yok. Hedef bitmiş. Hedef. Hedef biterse ne olursunuz? Ölürsünüz. Evet. Osmanlı'nda hedef bitmiş. Ölecek tabii ki. Evet güçlü devletlerine komşu oldu. Bunlarla aynı anda savaşmak zorunda kalması. Avusturya, Venedik, Rusya, İran bunlarla aynı anda savaşmak zorunda kalıyor Osmanlı. Zor. Coğrafi keşiflerle ticaret yolları yön değiştirince Osmanlı büyük ekonomik kayıplara, gümrük vergisi kayıplarına neden oluyor. Kapitülasyonlar ise Osmanlı'nın ekonomik zararını katlıyor. Bu arkadaşlar kapitülasyonlar hem iç hem dış neden olarak sayılabilir. Evet. İşte duraklamanın dış nedenleri de bunlar. Şimdi bir de tarihçiden örnek soruyla bitirelim. Osmanlı'nın duraklamasında birçok alanda bozulmanın etkili olması hangilerinin göstergesidir? Evet hangilerinin göstergesidir? Duraklamanın geçici olduğunu. Hayır hocam Osmanlı'nın bütün azaları hasta olmuş demektir bu. Birçok alanda varsa bozulma. O zaman duraklamanın geçici değil kurtarılamaz bir hale geldiğini gösterir. Evet nedir? Önlenmesi çok zor hale gelmiş. Kötü gidiş artık durdurulamayacak kadar kötü hale gelmiş. Ve parçalanma yok hocam parçalanma daha yok ya o biraz erken değil mi? O yüzden parçalanma henüz yok. Doğru cevabımız nedir? Yalnız 2'dir sevgili gençler yani B seçeneğidir diyoruz. İşte Osmanlı'nın duraklamasında etkili olan iç ve dış nedenler bunlar. Artık Osmanlı'nın hastalık bütün vücuduna şirpençe yayılmaya başlamış. Bundan sonrası çok zor arkadaşlar. Evet bir de tabii ki Osmanlı'da güç o dünya gücü cahillerin eline geçmiş. Güç cahillerin eline geçerse kibre dönüşür, kibirse felakettir. Konumuz 17. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi yani duraklama devrindeki Osmanlı'nın siyasi tarihi devletlerle olan ilişkileri arkadaşlar. 17. yüzyılda Osmanlı devleti hangi devletlerle münasebet kurdu? Onları söyleyelim arkadaşlar. Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Lehistan. Ne diyorlar bunu öğrenciler? Varil diye değil mi kodluyorlar? Varil olarak kodluyorlar. Baş harflerini alıyorlar. Ne yapıyorlar? Varil olarak kodluyorlar. 17. yüzyılda Osmanlı'nın münasebet geliştirdiği devletler. Savaş, barış vesairenin tarzında ilişkilerinin olduğu devletler. Evet 17. yüzyılda Osmanlı'nın ilişki kurduğu devletler olarak tarihe geçmişler. Evet arkadaşlar. Peki şimdi bunları inceleyelim. Osmanlı-İran ilişkileriyle başlıyoruz. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren Doğu Anadolu hakimiyet mücadelesi ve İran'ın Şii propagandası yüzünden Osmanlı ile sürekli savaş halindeydi. Değil mi İran? Mücadele halindeydi. 1570, 1583 Beştepe Savaşı. Beştepe Savaşı. Arkadaşlar önemli bir savaş İran Osmanlı arasında. Gündüz bitmemiş, gece boyu devam etmiş. Gece boyu meşaleler ışığında devam etmiş. Meşaleler yakılarak savaşılmış ve bunun için bu yüzden tarihe ne diye geçmiş arkadaşlar? Meşaleler Savaşı olarak geçmiştir. Değil mi? Evet, bunu da MAP müfredat bilgisi olarak bir tarafa not etmiş olalım. Değil mi arkadaşlar? Meşaleler Savaşı diye tarihe geçen Beştepe Savaşı'dır. 1590'da Ferhat Paşa arkadaşlar. Ferhat Paşa anlaşmasıyla Ferhat Paşa anlaşmasıyla Osmanlı doğuda en geniş sınırlarına ulaştı sevgili gençler. 1611 Nasuh Paşa ve 1618 Serav anlaşmaları Osmanlı ile İran arasında imzalanan anlaşmalardır. Küçük yer değişiklikler olmuştur. Çok da önemli değildir. İsimle, ismen bilmeniz yeterlidir. 4. Murat devrinde yani Bağdat Fatih 4. Murat devrinde 1639 Kasrı Şirin değil mi arkadaşlar? Kasrı Şirin anlaşması öteki adıyla MEP'teki ismiyle nedir? Sınırları belirleyen anlaşma. Belirleyen Anlaşma ile arkadaşlar bugünkü Türkiye-İran sınırı çizildi. Evet, Zaros dağları doğal sınır kabul edildi. Türkiye-İran sınırı çizildi. Bu anlaşma bugün hala geçerlidir arkadaşlar. Tarihteki herhalde en uzun ömürlü anlaşmalardan bir tanesi Şirin anlaşması. Evet bir notumuz var. Tarihçi diyor ki 4. Murat ne olarak tarihe geçmiş? İran seferlerinden ve başarılarından dolayı. Bağdat Fatihi olarak tarihe geçmiştir sevgili gençler. 4. Murat Bağdat Fatihi unutmayalım. Evet 2. Yavuz Sultan Selim diye de biliniyor. İleride bahsedeceğiz yine. Osmanlı Lehistan ilişkilerine baktığımızda Lehistan hangi ülkedir gençler? Bugünkü hangi ülke? Polonya değil mi? Evet Polonya. Osmanlı Polonya ilişkileri yani. 1621 Hotin Seferi. Sultan genç Osman'ın yani 2. Osman'ın ordunun başında sefere çıktığı bir savaştır, seferdir. 2. Osman bu seferde Yeniçerilerin bozukluklarını ne kadar densiz olduklarını görecek ve Yeniçer Ocağı'nı kaldırma fikrine sahip olacaktır. Hotin Seferi'nin tarihteki önemi de budur sevgili gençler. Leistan'la bir başka gelişme 1672 Bucaş Anlaşması arkadaşlar. Anlaşması ile ne oldu bu anlaşmayla? Osmanlı batıda en geniş sınırlarına ulaştı. Nereye ulaştı? Hangi denize ulaştı arkadaşlar? Bir denize ulaşıyor. Hangi denize? Umman Denizi'ne mi? Yok hocam o Yemen'de. Kızıldeniz'e mi? O da Akdeniz'de, Akdeniz'de Hint Okyanusu arasında. Peki nereye ulaştı? Baltık Denizi'ne. Evet Baltık Denizi'ne ulaştı gençler. Kuzey Avrupa'daki İskandinavya ile Avrupa kıtası arasındaki Baltık denizine ulaştı Osmanlı. Ta sen Petersburg'a maşallah. Evet Osmanlı-Venedik ilişkilerine baktığımızda arkadaşlar tabi Leistan daha sonra Osmanlı aleyhine kurulacak olan Kutsal İttifak'a katılan devletler arasında yer alacaktır. Venedik ilişkilerine baktığımızda ta ki Çelebi Mehmet devrinden itibaren Osmanlı ile sürekli Akdeniz'de mücadele halindedir. Akdeniz hakimiyeti yüzünden. Ve Girit'in Girit adasının 1644-1669 yılları arasında 25 yıllık kuşatmanın ardından alınabilmesi Osmanlı'nın denizlerde güç kaybettiğinin göstergesidir. Bu durum Osmanlı denizciliğinde anlayış değişikliğine neden olacak. Yani hocam 25 yılda 25 yılda Girit gibi bir yeri alabiliyorsa yani bu ettiği masrafı değmez diyeceksiniz değil mi? O kadar çok masraf edecek. Ve Tabii ki bir şeylerin eksik olduğu anlayışını da ortaya koyacak yani. Anlayış değişikliğine ve kadırgadan kadırgadan kalyona değil mi? Evet. Kadırgadan kalyona yani kadırga gemilerinden kalyon daha de, daha pratik, daha güçlü, daha hareketli, daha korunaklı gemiler e, almaya, değiştirmeye, donanmayı geçecek Osmanlı. Böyle bir süreç başlayacak. Kadırgadan Kalyona geçiş süreci. Arkadaşlar burada bir dipnot olarak söyleyelim. Girit kuşatması sırasında biz 25 yıl boyunca Girit'i kuşatırken Venedikliler de bize karşı bir hamle olarak Çanakkale Boğazı'nı abluka'ya aldılar. Ve ileride anlatacağız. Bu abluka'dan dolayı da İstanbul'da büyük bir kıtlık yaşandı arkadaşlar. Yani durum ciddi yani aslında. Evet, peki ve Osmanlı denizciliğinde de değişikliğe neden olmuş Girit Girit fethi. Osmanlı-Rus ilişkileri. Tabii Venedik'te yine aynı şekilde Osmanlı'nın aleyhine kurulacak olan Kutsal İttifak'ta yer alacaktır arkadaşlar. Osmanlı-Rus ilişkileri Osmanlı ile Rusya. Arkadaşlar Rusların güneye inmesine neden olan gelişme Altın Orda Devleti'nin Timur tarafından yıkılmasıdır. Yani Timur Ruslar aslında bir nevi hizmet etmiş bu anlamda. Ve Ruslar başlangıçta Knezlikler yani bizdeki beylikler onlar prenslik diyor da Knezlikler halinde yaşıyorlardı. Daha sonra 1547'de Çar 4. Ivan Evet, Çar 4. Ivan liderliğinde Moskova knezliği etrafında birleştiler, siyasi birliklerini sağladılar ve güç oldular. Ve artık ondan dolayı, ondan sonra Osmanlı'ya karşı bir tehdit olmaya başladılar gençler. Evet, Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk anlaşma 1681 Bahçe Saray namı diğer Çehrin anlaşması arkadaşlar olarak tarihe geçecektir. Evet, Bahçe Saray ya da Çehrin Anlaşması ve daha sonra Osmanlı'ya karşı kurulacak olan Kutsal İttifak'ta Rusya da yer alacak ve Osmanlı ile Rusya arasında 1700 İstanbul Anlaşması da imzalanacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Osmanlı-Avusturya ilişkileriyle devam ediyoruz. Osmanlı ile Avusturya biliyorsunuz Kanuni devrinden itibaren Orta Avrupa hakimiyet mücadelesi yüzünden sürekli mücadele halindeydi. Evet bu 17. yüzyılda da devam etti arkadaşlar. 1596-1606 yıllarında Osmanlı Avusturya savaşları yaşanacak. Bu savaşlar sırasında arkadaşlar Osmanlı ordusu 1596 Haçova Haçova savaşını kazandı. Ordunun başında padişah 3. Mehmet'tir arkadaşlar. 3. Mehmet. Evet, Eğri Fatihi olarak da biliniyor biliyorsunuz. 3. Mehmet'tir. Ordunun başındadır. Ve bu savaş Osmanlı'nın geri hizmetlilerinin kazandığı bir savaştır. Yani ordunun asıl bölümünün dağılıp kaçmaya başladığı sırada geri hizmetli aşçıları, hizmetlileri vesairelerinin eline ne bulduysa mücadeleye ve savaşa kalkışmasıyla cesaret bulan ordunun toplanması ve zafer kazanılması şeklinde ilginç bir savaştır Haçova. Evet bu savaşları Osmanlı kazanmasına rağmen barış isteyen devlet Osmanlı oluyor. Niye? Niye gençler? Çünkü doğuda İran savaşları başladı. Ve Celali isyanları çıktı içeride. Evet Celali isyanlar. Osmanlı iki büyük bela ile uğraşmak zorunda kaldığı için barış isteyen devlet olacak. Ve Osmanlı ile Avusturya arasında 1606 Zitvatorok anlaşması imzalanacak. Evet Zitvatorok anlaşması imzalandı arkadaşlar. Bu anlaşma önemli bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile ne oldu? Madde şu. Os Avusturya Arşidükü yani kralı Osmanlı padişahına denk sayılacak. Ha, Osmanlı Avrupa'daki üstünlüğünü kaybetti. Daha önce Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk idi. Değil mi arkadaşlar? Ve bir de üstüne üstlük Osmanlı padişahı Avusturya Arşidükü'ne Sezar diye hitap edecek. Ne demek oluyor bu? Roma İmparatoru diye yani. Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak tanıyacak. Evet, ünvanı hitap etmesi kabul edildi. Evet, Avusturya karşısında Osmanlı'nın Avrupa karşısındaki üstünlüğünü kaybettiğini görüyoruz. Evet, Osmanlı üstünlüğünü kaybetti gençler. Evet, artık eski Osmanlı yok maalesef. Ve 1664 Vasvar anlaşmasıyla Vasvar anlaşmasıyla Uyvar Kalesi Uyvar Kalesi Osmanlı'ya verildi ve Avrupa'da Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü sözü kahramanlık evet yayıldı arkadaşlar. Ve burada bir notumuz var. Tarihçi diyor ki o Uyvar önünde güçlü Türk kimdir? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Değil mi? Evet, ne diye biliniyor? Uyvar Fatihi olarak biliniyor. Evet. Uyvar Fatihi olarak bilinecektir gençler. Uyvar Fatihi. Evet. Birçok Osmanlı padişah ve devlet adamı bu şekilde Fatih olarak tarihe geçecek. Fazıl Ahmet Paşa da vezir azam o dönemde Uyvar Fatih olacak. Ve Osmanlı'nın 1683 2. Viyana Evet, 2. Viyana kuşatması arkadaşlar Bozgunla sonuçlanınca sadrazam Merzifonlu değil mi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Ne oldu? İdam edildi. Evet Kara Mustafa Paşa idam edildi. Başarısızlıktan sorumlu tutularak idam edildi. Ve Avrupa'da Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak için değil mi? Türkleri Avrupa'dan atmak için ne oldu? Kutsal ittifak kuruldu. Evet, yeni bir tehlike. Kutsal ittifak kuruldu. Yani Avrupa Hristiyan Birliği kuruldu arkadaşlar. Evet, ta 2. Kosova'dan beri Osmanlı'nın karşısına çıkamayan haçlılar artık yeniden Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak için yeni bir umutla yeniden Papa öncülüğünde toplandılar. Evet, işte artık Osmanlı için zor günler başlıyor arkadaşlar. Avusturya, Rusya, Venedik, Leistan ve Malta gibi devletler Papa'nın öncülüğünde kutsal ittifak kurdular. Ve Osmanlı'ya savaş açtılar. Ve Osmanlı bütün cephelerde yenildi. Garizma yerlerde. Evet ve yenildi. Barış istemek zorunda kaldı. Kutsal ittifakla Osmanlı arasında ki... Rusya hariç henüz Rusya ile şartlar oluşmadığı için anlaşmaya dahil edilmedi. Evet 1699 Karlofça anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayı unutmayın gençler. Türk tarihinin kırılma noktalarından birisi Karlofça. Türk tarihinin travmatik olaylarından, dramatik olaylarından birisidir. Evet tarihsel travmalardan seçilmiş travmalardan biri tarihimizde maalesef. Yani travma dediğimiz olumsuz etkisi yüzyıllara ulaşan, yüzyıllara ulaşan savaşlar ya da barışlar. Evet bu da etkisi bugüne kadar gelmiş olan olumsuz etkileri bugüne kadar gelmiş olan bir anlaşma. Evet buna göre Belgrad ve Temeşvar hariç Macaristan Avusturya'ya veriliyor. Mora ve Dalmatya kıyıları Venedik'e veriliyor. Ukrayna ve Podolya Leistan'a veriliyor. Malta'ya herhangi bir toprak verilmiyor. Burada Malta toprak almadı. Bunu unutmayın arkadaşlar ve Pavlovç'a da Rusya'da yok. Evet, tarihçi diyor ki Osmanlı tarihinde ilk kez büyük toprak kaybetti. Şok. Şok arkadaşlar. Şok. Devleti ebedi müddet denilen, Avrupa'daki hiçbir devleti önemsemeyen ve bütün dünyaya hükmeden, hatta mektupla dünyaya yön veren Osmanlı artık sallanıyor. Ve bütün çıktığı maçları 10-0 kazanan Osmanlı şok yaşadı 10-0 yenildi. Değil mi? Evet, şok yaşadı 10-0 yenildi. Yani bu olacak bir şey değildi. Ve o devleti ebedi müddet denilen, kıyamete kadar yaşayacak olduğuna inanılan Osmanlı'nın, Avrupa'ya hiçbir şekilde önemsemeyen Osmanlı'nın yaşadığı büyük bir travmadır Karlofça bu anlamda. Evet, işte bu travmayı atlatmak o kadar da kolay olmayacaktır arkadaşlar. Ve Osmanlı tarihinde ilk kez başka bir devletin garantörlüğündeki anlaşmayı imzaladı. Peki Karlofça'nın garantör ülkesi hangisidir? Avusturya. Değil mi? Ve bu anlaşma diyor 25 yıl geçerli olacak Avusturya'nın garantörlüğünde olacak diyor. Osmanlı tarihindeki bütün anlaşmaların garantör ülkesi kendisiydi. Ama artık o Osmanlı yok. Artık başkalarının garantörlüğündeki anlaşmayı kabul etmek durumundadır. Evet ilk kez Osmanlı başka devletlerin ara buluculuğu ile bir anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. Daha önce Osmanlı ne zaman isterse o zaman imzalardı. Ama artık öyle değil. Peki bu, bu savaşın Karlofça'nın Arab arabulucu devleti kim arkadaşlar? İngiltere ve Hollanda. Evet, burada arabuluculuk yapan, arabuluculuk yapan iki devlet. Evet, işte bu şekilde maalesef Karlofça tarihimizdeki bir dönüm noktası, bir travma olarak tarihe geçecek. Osmanlı bu travmanın etkilerini atlatmaya çalışırken maalesef yeni travmalar yaşayacak ve sonuçta da her geçen gün biraz daha kötüye gidecek. Evet peki burada Rusya ne oldu? Rusya ile şartlar bir yıl sonra hazırlandı ve 1700 İstanbul Anlaşması imzalandı. Evet İstanbul Anlaşması imzalandı arkadaşlar. 1700 İstanbul Anlaşması. Bu anlaşma ile Azak Kalesi Ruslara verildi. Yani sizin anlayacağınız Karadeniz Türk Denizi olmaktan çıktı maalesef. Ve Ruslara İstanbul'da elçi bulundurma hakkı verildi. Yani sizin anlayacağınız Ruslar Osmanlı'nın iç işlerine karışma imkanı buldu. Osmanlı artık gidiyor gençler. Osmanlı sallanıyor. Evet, maalesef sallanıyor artık. O önemsemediği Avrupa karşısında kaybetmeye başlıyor. Ve o çok küçümsediği, insan yerine koymadığı, devlet yerine koymadığı Avrupa artık Osmanlı'ya karşı zafer kazanmaya başladı. Osmanlı bunun şokunu atlatamayacak kolay kolay. Evet. Peki işte Osmanlı-Avusturya ilişkileri ve 17. yüzyılın son siyasal gelişmeleri, tarihimizin travmatik bir olayı Karlofça tarihsel travmalarımızdan biridir. Arkadaşlar, tarih iki şey üzerine kuruludur. Biri seçilmiş travmalar, biri seçilmiş zaferler. Mesela Malazgirt seçilmiş bir zaferdir. Etkisi bin yıldır devam ediyor. Değil mi? Bin yıllık zafer diyoruz. Değil mi? Malazgirt'e. İstanbul'un fethi seçilmiş zaferdir. Çanakkale seçilmiş zaferdir. İstiklal Harbi seçilmiş zaferlerimizdir. Peki Tarihimizde travmalar yok mu? Evet, Karlofça bir tarihsel travmadır. Etkisi yüzyıllara devam eden, yüzyıllarca süren Batı karşısındaki ezilmişliğin, kendini küçük görmenin, Batı'yı üstün görmenin işte maalesef başlangıcı Karlofça olacaktır. 17. yüzyılda Osmanlı'da isyanlar. Evet, Osmanlı'da düzen bozulunca, duraklama başlayınca, otorite bozulunca isyanlar çıkacak, çeşitli isyanlar. Dört grupta inceliyoruz arkadaşlar isyanları. İstanbul isyanları, suhte isyanları yani medrese öğrenci isyanları MEP bilgisidir unutmayın. Anadolu isyanları ve eyalet isyanları olarak dört grupta inceliyoruz sevgili gençler. Ve İstanbul isyanlarıyla başlıyoruz. Yeniçeri isyanları ya da merkez isyanları diye de tarihe geçmiştir. Merkezi otoritenin bozulmasıyla, Yeniçeri ocağının bozulmasıyla ki biliyorsunuz devşirme sistemi bozuldu. Ocağa usulsüz alımlar oldu. Askeri düzen ve disiplinini kaybetti Ocak. Değil mi? Bir de devlet Ocak içindir anlayışı yayıldı. Yeniçeriler arasında. Eskiden nasıldı? Ocak devlet içindir anlayışı vardı ve devlete hizmet ediyordu. Artık devlet bize hizmet etsin demeye başladı beyefendiler. Devşirmenin çocukları ve ulufe yani maaş. Yeniçeri maaşı. Ve Cülus bahşişi sorunları. Evet gibi sorunlar. Yeniçerilerin kışkırtılması, hanım sultanlar ve devlet adamları tarafından kışkırtılması, kullanılması da gibi nedenler. Evet gibi nedenlerle çıktı. Bu isyanlar bu nedenlerle çıktı arkadaşlar. Hangi dönemde çıktı? 2. Osman yani Genç Osman, 4. Murat ve 4. Mehmet devirlerinde çıktı. Genç Osman Yeniçerler tarafından katledilen ilk Osmanlı padişahı olarak tarihe geçecektir. Ve 4. Mehmet devrinde vakayı vakvakiye yani çınar olayı hatta vakvak insan demek değil mi? Yani insana benzer meyveleri olan bir ağacın adıdır vakvak. Ve ağaca, çınar ağacına Sultan Ahmet Meydanı'nda 30 tane devlet adamı Yeniçerilerin isteğiyle asılarak idam edilince adeta sanki ağaç insana benzer meyve vermiş gibi Duruyordu arkadaşlar. İşte bu yüzden Vakvak vak olayı diye tarihe geçmiş. Çınar olayı diye de biliniyor arkadaşlar. Ve 30 tane devlet adamını Yeniçerilerin isteğiyle katledildi. Maalesef idam edildi. Evet ve işte gibi gibi isyanlar çıktı. İstanbul isyanları. Peki bu isyanların sonuçları ne oldu? Merkezi otorite iyice bozuldu. Yeniçerilerin zorbalığı arttı. İstanbul'da asayiş ve güven kalmadı. Hocam İstanbul'un asayiş ve güveninden sorumlu olan Yeniçeriler en büyük asayiş problemi haline geldi. O zaman asayişi kim sağlayacak? İstanbul yaşanılmaz bir şehre dönüşecek hocam. Evet işte bunlar da sonuçları arkadaşlar. Evet ve ikinci bir isyan MEP bilgisidir. Müfredatta yer alan bir isyan grubudur. Çok KPSS kitabında, çoğu TYT kitabında bu bilgiyi pek göremezsiniz arkadaşlar. Bu ee, i̇kinci grup isyanları suhte isyanları yani medrese öğrencileri tarafından çıkarılan isyanlar sebebi eğitim sisteminin bozulması eğitimle alakası olmayan kişilerin medreseye müderris yapılması beşik ulemalığının doğması ve öğrenci gereksiz öğrenci alımları yani fazla öğrenci alınması sonra eğitimle alakası olmayan öğrencilerin yığılması medreseye. Ne olur? E çokluk olursa güç olur, güç olursa soruna dönüşür. Birileri bu gücü kullanmak ister ve isyanlar çıkar. Netekim öyle olmuştur. Ve sonucunda ne oldu? Osmanlı eğitim sistemi iyice bozuldu. Medreseler itibarını kaybetmeye başladı. Ve devlet medrese çatışması arttı arkadaşlar. Biliyorsunuz medreseleri vakıflar yönetiyor, yürütüyor. Vakıflarla devlet arasında çatışmalar çıkmaya başlayacaktır. İşte bunlar da sonuçlar arkadaşlar. Evet. Sonuçlarıdır suhte isyanlarının sevgili gençler. Bir diğer isyan grubu ki çok önemli. Dikkat edin. Çok 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 önemli. Celali isyanları. Yani Anadolu isyanları. Biliyorsunuz Celali adındaki yani buna benzer nitelikteki ilk isyan Osmanlı'da Yavuz Sultan Selim devrinde Bozoklu Celali isimli birisi tarafından çıkarılmıştı. Tabi o gün devlet çok güçlü olduğu için çok kısa sürede bastırılıyor arkadaşlar. Ama bu dönemde 17. yüzyılda buna benzer isyanların genel adı olarak Celali isyanları diye tarihe geçmiş. Ve sebebi nedir? Merkezi otoritenin iyice bozulması, tımar sisteminin bozulması ve ve arkadaşlar tımar bozulunca ne oluyor? Savaşlar uzun sürüyor. Tımar sistemi bozulunca tımarlı sipahi sayısında bozulma oluyor. Asker bozuluyor. Üretim bozuluyor, değil mi? Birçok şeyi bozuyor ve halkın vergi yükü artmış. Özellikle bir vergi sürekli hale getirilmiş. Aslında her zaman alınmıyormuş. Olağanüstü durumlarda alınıyormuş. Neydi o verginin adı? Söyleyin hadi gençler. Evet, avarız. Değil mi? Avarız der gibisiniz. Evet, avarız denilen verginin sürekli hale getirilmesi evet işte bu gibi nedenlerle çıktı Celali isyanları. Çıktı. Peki Hangi dönemde çıktı? 1. Ahmet, 4. Murat ve 4. Mehmet devirlerinde kimler? Hangi celaliler? Ünlü celaliler. Deli Hasan, Kara Yazıcı, Kalenderoğlu, Can Bolatoğlu, Vardar Ali Paşa gibi gibi celaliler isyan ettiler gençler. Evet, bu isyanları kimler bastırdı? Bu isyanları Kuyucu Murat Paşa, 4. Murat, Köprülü Mehmet Paşa, Tiryaki Hasan Paşa gibi kişiler şiddetle bastırdı. Evet, şiddetle bastırdı gençler. İşte şiddetle bastırmak da bir problem. Gereğinden fazla şiddet kullanılarak bastırıldı. Kuyucu Murat Paşa... Binlerce celaliyi kuyu attırdı, canlı canlı diri diri gömdürdü. gömdürdü. Evet bunlar kimdir? Bunlar Anadolu'nun çocukları, gençler. Dolayısıyla bu devletin asli unsuru Türkler. Nasıl olacak bu iş? Peki gereğinden fazla önlem alırsanız, kurunun yanında yaşı da yakarsanız zulme neden olursunuz. Bu da devletin halk ile arasını açar. Devlet ile halk arasına duvarlar örer ve halkın devlete güvenini sarsmıştır. Celali isyanlarının en büyük en kötü sonucu bu olacaktır. Evet asayiş ve güven kalmadı. Anadolu'da asayiş ve güven kalmadı. Tımar sistemi iyice bozuldu. Halkın devlete güveni kalmadı. Evet devlete güveni sarsıldı. Bu çok kötü bir durum işte. Ve üretim düzeni bozuldu, üretim azaldı. Üretim azalırsa ne olur? Fiyatlar artar. Fiyatlar artarsa ne olur? Enflasyon tavan yapar değil mi arkadaşlar? İşte bu oldu Celal Hissiyanlarıyla. Ve Büyük Kaçkun adıyla, bu adı unutmayın, Büyük Kaçkun adıyla ne oldu? Köyden kente göç başladı. Taşı toprağa altın İstanbul diyen İstanbul'a koştu. E ne olur şimdi o zaman hocam? İstanbul'un ve şehirlerin nüfus hızla artar. Kontrolsüzce artar. Kontrolsüzce artar. Köyden gittik şehre. Peki şehirde apartmanın dördüncü katında keçi beslemeye kalktık. E bu sefer komşularla problem yaşadık. Ondan sonra bizi apartmandan attılar. Gittik şehrin kenarında gece konu verdi yaptık. Bu sefer devletle problem başladı. Değil mi? Devlet arazisine. Sonra iş güç yok, sıkıntı var, açlık var. Ne yaptılar? Bu insanlar, göç eden insanlar bu sefer hırsızlık, kapkaç gibi suç olaylarına karıştılar. E bu sefer devletle aralarında problem çıktı. Ve ünlü Türk düşünürü Ferit Tayfur çıktı hadi gel köyümüze geri dönelim diye Fadime'nin düğününde halay çekelim diye türkü söylemeye başlamak durumunda kaldı. Değil mi arkadaşlar? Evet şehirlerde sosyoekonomik sorunlar arttı yani Celali isyanlarıyla sevgili gençler. Bir devrin psikolojidir Celali isyanları. İyi bilmenizi tavsiye ediyoruz. Dördüncüsü eyalet isyanları uzak, isyan, uzak eyaletlerde yerel yöneticilere karşı çıkmıştır. Henüz milliyetçi akımlar arkadaşlar. Milliyetçi akımlar yayılmadığı için fazla etkili olmadı. Zaten devletin yönetim şekline ve devletten ayrılmaya yönelik bir isyan değildir. Sadece yerel yöneticilere karşı o yüzden fazla etkili olamadı. İşte Osmanlı'nın 17. yüzyıldaki isyanları bunlar. En en önemlisi ikisidir. İstanbul ve Anadolu isyanları. Çok iyi öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. 17. yüzyıl ıslahatları. Şimdi Osmanlı Devleti'nin duraklamasından bahsettik. 17. yüzyılın siyasi tarihinden bahsettik. Osmanlı'nın bir sürü yenilgisinden bahsettik değil mi arkadaşlar? Yani Osmanlı'da işlerin kötü gidişinden bahsettik, düzenin bozulmasından bahsettik. Bir de asıl düzeni bozan 17. yüzyıl isyanlarından bahsettik. Dolayısıyla Osmanlı'da devlet düzeni ve toplum düzeninde bozulmalar yaşandığı için bu bozulmaları yeniden düzenlemek, gidermek için ıslahatlar olacaktır ve ıslahat hareketleri yaşanacaktır. İşte ondayız 17. yüzyıl ıslahat hareketlerinde. Evet ıslahat nedir arkadaşlar? Mevcut düzendeki bozulmayı gidermek. Değil mi? Düzendeki bozulmayı gidermek anlamına geliyor. Yani sizin anlayacağınız bozulan arabayı tamir ettirmek. Değil mi? En basit, en somut ifadesiyle bu. Peki bozulan arabayı kaldırıp atıp yerine sıfır kilometre bir TOK alırsak Türkiye'nin otomobili ne olur? Adına inkılap deriz değil mi? Yani mevcut düzeni zorla yıkıp kaldırıp atmak dedik ya. Yerine daha iyisini ve yenisini kurarsak inkılap olur. Mevcut düzendeki bozulmayı giderirsek yani arızayı tamir edersek ona ıslahat diyoruz arkadaşlar. Evet 17. yüzyıl ıslahatlarının temel amacı nedir? Kanunu kadime dönmek. Evet bu kavrama dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani eski devlet düzenine yeniden dönmek. Devleti eski gücüne kavuşturmak. Hangi dönemdeki gücüne? Kanuni devri. Değil mi? Evet. Kanuni devri örnek alınıyor burada arkadaşlar. Evet devlet otoritesini artırmak gibi amaçları var 17. yüzyıl ıslahatlarının. Evet bu amaçlarla ıslahatlar yapıldı. Peki bakalım 3. Mehmet devri düzenlemeleri. Dikkat edin gençler ıslahat demedim düzenleme dedim. Islahatı nerede diyeceğim bak orada diyeceğim değil mi? Evet 3. Mehmet şehzadelerin sancağa çıkması. Evet sancağa çıkması yani hükümdarlık taşı yapması ve adeta yönetim tecrübesi kazanması uygulamalı eğitim yapması geleneği kaldırıldı. Bu geleneği ilk başlatan 1. Murat idi arkadaşlar. 1. Murat ve dolayısıyla ilk sancağa çıkan Yıldırım Bayezid arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Yeni MAP müfredatının bilgisi budur. İleride bahsedeceğiz zaten. Evet, sancağa çıkma geleneği kaldırıldı. Yerine şehzadelerin sarayın hangi bölümünde şimşirlik denilen bölümünde yetişmeleri kuralı usulü getirildi. Böylece, böylece kafes usulünün, değil mi? Kafes usulünün temeli atıldı. Aslında gençler bu bir Galatı meşhur olmuş. Yani aslında Osmanlı tarihinin hiçbir yerinde kafes usulü diye bir usul yazmaz arkadaşlar. Ama artık hangi tarihçi uydurdu ise çok güzel uydurmuş. Açıkçası işin mantıklı yani elimizdeki hiçbir Osmanlı tarihi terimleri, deyimleri kitabında ve Osmanlı tarih kitaplarında pek böyle bir kavram görmüyoruz. Ha, güncel son dönemlerde yazılmış kitaplarda görüyoruz sadece kafes usulü dediğimiz usulü. Aslında bu normal bir tanım, sonradan bir tanımlama yani. Lale devri gibi Osmanlı tarihi Osmanlı'da tarihin hiçbir döneminde ya da üçüncü Ahmet o döneme Lale Devri dememiş biliyorsunuz. Çok sonradan Yahya Kemal söylemiş. Aynı bu da onun gibi bir yakıştırmadır kafes usulü. Ama güzel yakıştırmış. Tebrik ediyorum kim yakıştırdıysa. Evet, 3. Mehmet devrinde kafes usulünün temeli atıldı ama devletten, toplumdan kopartılmış oldu şehzadeler. Evet, 1. Ahmet düzenlemelerine baktığımızda ise gençler Ekber ve Erşet Kanunu çıkarıldı. Evet, Ekber ve Erşet Kanunu çıkarıldı. Bu kanun neyin nesidir sevgili gençler? Hanedan mensubu erkeklerin en yaşlı ve en akıllısı hükümdar olur kuralı getirildi. He, padişahın oğullarının değil değil mi? Evet, daha önce birinci Murat ne yapmıştı? Padişah ve oğullarının malıdır demişti değil mi? Yani babadan oğula geçmek kuralı getirilmişti. Evet, peki neden bu kanun çıkarıldı? Amaç ne? Amaç merkezi otoriteyi artırmak, veraset sistemini değiştirmek, verasetteki belirsizliği giderip taht kavgalarını önlemek. Evet, bunlar Ekber ve Erşet Kanununun amaçları. Evet. Kanununun amaçları gençler. Peki bu amaçlara ulaşılabildi mi? Kanun çıkarıldı. Evet. Ne oldu? Merkezi otoriteyi güçlendirelim derken zayıfladı. Çünkü yeteneksiz, tecrübesiz kişiler sultan oldu. Alakasız kişiler sultan oldu. Veraset sistemi değişti mi? Değişti. Belirsizlik giderildi mi? Giderildi. Taht kavgaları önlendi mi? Önlendi hocam babadan oğula kuralı da kaldırıldı. Evet, babadan oğula kuralı kaldırıldı. Evet, bunlar da Ekber ve Erşet Kanununun sonuçları sevgili gençler. Evet, sonuçları. İşte bu şekilde arkadaşlar. Peki, peki Kuyucu Murat Paşa'ya geçiyoruz. O da şimdi 17. yüzyıl ıslahatlarından bahsediyoruz. Hocam yaptığı işe bakalım. Celal isyanlarını baskı ve şiddetle bastırdı. Başka hiçbir şey yazmıyor Kuyucu Murat Paşa'da. Nasıl ıslahatçı oluyor gençler bu değil mi? Evet bu neyi gösteriyor? 17. yüzyıl ıslahatlarının temel özelliğini baskı ve şiddete dayalı olduğunu gösteriyor. Kuyucu Murat Paşa 1. Ahmet devrinin sadrazamıdır arkadaşlar. Celalileri kuyulara attırarak diri diri gömdürdüğü için Kuyucu Murat Paşa olarak biliniyor. Ve devlet ile halkın arasında duvar ören adamlardan biridir maalesef. Halkın devlete güvenli sarsan adamlardan biridir. Evet genç Osman adı gibi gencecik Osman. Evet Osmanlı tarihinin en iyi yetişen şehzadelerinden biriydi maalesef. Tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Osmanlı tarihinin arkadaşlar ilk ıslahatçısı. Evet ilk ıslahatçısı. Bakın genç Osman ıslahatları diyorum. Bakın diğerlerinde hep ne dedik? Düzenlemeler. Buraya geldik, ıslahat dedik değil mi? Evet, genç Osman ıslahatları. O yüzden ilk ıslahatçı çünkü o. Ve 17. yüzyılın en köklü ıslahat fikrine sahip devlet adamıdır. Sebebi sorunların kaynağını bulmuş Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak. Değil mi? Evet, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak olmuş. Evet, kaldırma isteği var değil mi? Ve ne yapacaktı? Hacca gitme düşüncesiyle yola çıkacak. Anadolu ve Suriye taraflarından bir ordu toplayacak. Gelecek İstanbul'da Yeniçer Ocağı'nı kaldıracaktı. Ama söylemez olaydı hanıma söyledi. E onun da içinde yara yapar birine söylemezse. Değil mi? Zaten babası Şeyhülislam'la 2. Osman'ın arası iyi de değil. Babasına söylüyor. Ondan sonra ortalık kan revan bildiğiniz gibi. Arkadaşlar 2. Murat, 2. Osman maalesef ne oldu? Genç Osman Yeniçerler tarafından şehit edildi. Evet ulemanın yani din adamlarının ve bilginlerin yetkilerini kısıtladı ve saray dışı evliliği başlattı. Ha buraya dikkat edin gençler. Saray dışı evlilik. Niye? Sarayda güzel kız kalmamış mı? Hayır onunla ilgili değil. Amaç halk ile devleti barıştırmak. Akraba yaparak barıştırmaktır. Peki saray içi evlilik kim başlatmıştı? Fatih Sultan Mehmet Han başlatmıştı. Şimdi saray dışı evliliği de genç Osman başlatacaktır. Ve Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı genç Osman olmuştur. Sevgili gençler maalesef gencecik yaşta şehit edildi Yeniçerler tarafından. Ve onun ıslahat fikri de maalesef başarısız oldu arkadaşlar. 4. Murat devri ıslahatlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. 4. Murat Osmanlı tarihinin sert karakterli padişahlarından biridir biliyorsunuz. İsmi ne olarak biliyor lakabı? Bağdat Fatihi değil mi? Evet Bağdat Fatihi olarak biliniyor. Dördüncü Murat, sert karakterli, iri yarı, iri cüsseli bir padişahtır. Osmanlı padişahlar içerisinde en baba yiğit olanlarından biridir. Ve çok iyi ok attığı biliniyor biliyorsunuz. Yeniçeri ve Celali isyanlarını bastırdı. Biliyorsunuz çocuk yaşta 12 yaşındayken tahta geçmişti. Devleti kendisi büyüyüp devleti eline alıncaya kadar annesi Kösem Sultan devleti idare etti. Kösem Sultan. Yani adeta bir hükümdar gibi devleti yöneten Osmanlı tarihinin ünlü kadınlarından biridir. 4. Murad'ın annesi. Bozulmaların nedenleri hakkında raporlar istedi. Osmanlı tarihindeki bu raporlara ne deniyor gençler? Zaman zaman karşınıza çıkıyor. Ha dikkat edin ha. Evet, nedir ona? Laiha veya risale denilmektedir. Evet, laihalar veya risaleler istedi. Bu raporların en ünlüleri Koçi Bey Risalesi, Katip Çelebi Risalesi ve pa Lütfi Paşa'nın Asaf Namesidir. Evet, bu raporların en ünlüleri. Evet, en ünlüleri. Özellikle Koçi Bey arkadaşlar bozulmanın kaynağıyla ilgili özellikle şundan bahsediyor. Rüşvet ve iltimas. Bir kanser gibidir diyor. Devlete girdi mi kurtarmak artık çok zor diyor. Evet o yüzden de 17. yüzyılın devlet adamlarına bakarsanız çoğunun rüşvet ve iltimasla mücadele ettiğini ama başarılı olamadıklarını görüyoruz. Evet ne yaptı? 4. Murat. İçki, içki ve tütünü yasakladı arkadaşlar. İyi kötü alışkanlıkları yasaklamış. İstanbul'da gece sokağa çıkmaya yasağı uyguladı. Koronavirüs mu var? Ne var arkadaşlar? Neden yasakladı? Çünkü çünkü bu meret bardakta durduğu gibi durmuyor içki. İçiyorlar, çekiyorlar kafayı, tütünü de çekiyorlar, atıyorlar ondan sonra izmariti. İstanbul yanıyor, kara gümrük yanıyor. Değil mi arkadaşlar? Kara gümrük yanıyor. İstanbul'daki yangınları önlemek için gece sokağa çıkma yasağı da uygulandı. Yoksa koronavirüs filan olduğundan değil. Ve saray masraflarını kıstı, lüks ve israfı önledi, kadınların yönetime müdahalesini önledi rüşvet ve iltiması önledi. Durakla ve son derece başarılı işler yaptı. Bu anlamda 4. Murat önemli işler yaptı. Devletin ömrünü 50 yıl uzattığını söyler tarihçiler. Bu yüzden ona duraklamada bir yükselme derler. He, yükselmede bir duraklama da vardı Osmanlı'da değil mi gençler? O neydi? 2. Bayezid'di. Bu da duraklamada bir yükselme. Ve 2. Yavuz Sultan Selim olarak biliniyor. Evet olarak bilinir. Kim bilinir? Dördüncü Murat. Değil mi? Evet. Dördüncü Murat. Ve dördüncü Murat 29 yaşında genç yaşta Siroz'dan öldü arkadaşlar. Ve Tarhun Camet Paşa dördüncü Mehmet Devri ıslahatçısıdır. Osmanlı tarihinde ilk modern bütçeyi kurdu. Evet modern bütçeyi hazırladı. Bütçe nedir gençler? Geleceğe dönük gelir gider hesabıdır. Bakın geleceğe dönük. Geçmiş değil ha. Geleceğe dönük gelir gider hesabına bütçe diyoruz. Bütçeyi hazırladı. Saray masraflarını kıstı. Lüks ve israfı önledi. Rüşvet ve iltiması önledi. Bütçeyi denkleştirdi. Sarayın masraflarını kısınca saraydaki kadınlar onun aleyhinde ne yaptılar? Dedikodular, fitneler ürettiler ve 4. Mehmet çocuk padişah 4. Mehmet'in emriyle kıymetli devlet adamı Tarhuncu'yu idam ettirdiler. Al, al başına bela işte. Değil mi arkadaşlar? Evet ve köprülü Mehmet Paşa'ya gittiler. Dediler ki seni sadrazam yapacağız. O da şöyle dedi. Yemezler dedi. Öyle getir göreve sadrazam yap. Ondan sonra da işine gelmediğinde idam et. Yemezler dedi. Şartlarım var. Onları kabul ederseniz tamam baba dedi. Ama onun dışında yok dedi. Nedir o? Osmanlı tarihinde şartlar ileri sürerek göreve gelen ilk sadrazam gençler ne dedi? Ne dedi? Hangi şartlar ileri sürdü? Dedi ki kadınlar bir defa işime karışmayacak. Yönet yani işime hiç kimse karışmayacak. Yaptığım atamalardan, yaptığım harcamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağım dedi. Ve beni yargılamadan infaz etmeyeceksiniz. Varsa suçum mahkemeye vereceksiniz dedi. E güzel Değil mi? Peki, peki. Koskoca Osmanlı Devleti, hala dünyanın en büyük devleti. Peki, Köprülü Mehmet Paşa, sen kimsin lan diyemiyor. Sen olmazsan, başkasını yaparım diyemiyor. Sizce? E çünkü olmazsan başkası yok ki. Çünkü yetişmiş adam yok. Ne demiştik az önce bozulmanın nedenlerini anlatırken? Medrese müfredatından pozitif bilimleri çıkarırsan adam yetişir mi be kardeşim? devleti yönetecek ne ekonomist, ne siyasetçi, ne maliyeci yetişmez işte. Dolayısıyla gidersin köprülüğe yalvarırsın. Sonuçta bu olur işte. O da şartlarını ileri sürer. Sen de paşa paşa kabul edersin. Tamam abi dersin. Göreve başlar. Ne tekim köprülünün göreve gelişi böyledir. Evet iyi işler yapmıştır. Yeniçeri ve Celal isyanlarını bastırdı. Kadınların yönetme müdahalesini önledi. Lüks ve israfı önledi. Rüşvet ve iltiması önledi saray masraflarını kıstı. Venediklilerin Girit kuşatmasına o 24 yıl 25 yıl süren Girit kuşatmasına karşı Venediklilerin bir hamlesi vardı. Çanakkale Boğazı ablukası. Evet Çanakkale Boğazı ablukası. Ne oldu? Kırıldı. Bunu kırdı ve İstanbul'da büyük kıtlık yaşanmıştı. Bundan dolayı kıtlığı da önledi. Evet işte bu. Ve dikkat ettiniz mi gençler? Dördüncü Murat için de, Taruncu için de, Köprülü Mehmet Paşa için, Üçüncü için de ne diyoruz? Saray masraflarını kıstı, kadınların yönetimi önle, müdahalesini önledi, lüks ve israfı önledi, rüşvet ve iltiması önledi. E hocam yani bunlardan, bunlar musluğu kapatıyor, bunlar ölünce birileri geri açıyor demektir. Yani bu ne demek? Islahatlar kişilerle sınırlı kalmış demektir. Evet ve yaptığı işler faydalı görüldüğü için aynı aileden gelen Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Amcazade Hüseyin Paşa sırayla sadrazam oldular. Osmanlı tarihinde yeni bir dönem yaşandı. Evet sırayla sadrazam oldu. Ve Osmanlı tarihinde köprülüler devri denilen değil mi arkadaşlar? Köprülüler devri denilen devir yaşandı. Evet buna dikkat edin. Osmanlı tarihinde... Osmanlı tarihinde sadrazamların adıyla anılan bir başka dönem daha vardı. Sadrazamın adıyla. Sokullu Mehmet Paşa. Değil mi? Bir de burada köprüler. Köprüler devri sadrazamlarına dikkat edin. Özellikle bu ikisine. Çünkü diğerlerinde köprü ismi zaten var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa. Bunlara dikkat edin. Merzifonlu damatlarıdır. Amcazade de emmoğullarıdır yani. Amcazade Hüseyin Paşa. 17. yüzyılın saatlerinin genel özellikleri nelerdir? Bakalım. Arkadaşlar kanuni kadime dönmek yani devleti kanuni devrindeki eski gücüne kavuşturmak amaçlandığı için ıslahatlarda batı etkisi yok. Çünkü henüz batının üstünlüğü kabul edilmemiştir. Ve en temel özelliği baskı ve şiddete dayanması. Evet bu kötü işte bu kötü. Devlet ile halkın arasını açacak halkın devlete güvenine Sarsacaktır arkadaşlar Sorunların kaynağına inilemedi Halkın istekleri dikkate alınmadı Kişilerle sınırlı kaldı Az önce söyledik musluğu biri kapatıyor öteki açıyor Devlet politikası haline gelmedi bu yüzden Ve e, bu kadar olumsuzluğun içinde Köklü çözümlerde getirilemedi E herhalde bu kadar olumsuzluğun içinde Başarılı olması beklenemez değil mi? Sonuç koca bir başarısızlık Evet koca bir başarısızlık işte 17. yüzyıl ıslahatları bunlar. En temel özelliği baskı ve şiddet ve devlet eski gücüne kavuşturmayı amaçlıyor. Merkezi otoriteyi güçlendirme amaçlıyor. İdari, askeri, mali alandadır. Ha onu da dikkat edelim arkadaşlar. Hangi alanlardaymış? İdari, askeri, mali alanlarda yapılmıştır. Daha çok arkadaşlar. Peki Peki bu şekilde bu şekilde ama en çok idari alandadır onu da söyleyelim ve mali alandadır gençler. Ve sonuçta da başarılı olamadı. Batının üstünlüğü kabul edilmediği için de ıslahatlarda bat etkisi yoktur sevgili gençler diyoruz. Teşekkür ediyoruz kolay gelsin diyoruz.